Son dönemde hayvansever kimliğine bürünmüş durumda. Yardım ve tedavi bahanesiyle herkesten para topluyorlar. İstanbul Çekmeköy'de genç bir kızda veteriner sandığı bir dolandırıcı tarafından 500 lira dolandırıldı. Ancak o işin peşini bırakmadı ve davacı oldu. Sahte veteriner hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Boşluğumuza geldiğinde tabii hepimizin de anlayamadığı oluyor. Profesyonel oldukları için anlaşılmayabiliyor. Hayvanlarla fotoğraf paylaşıyor, kendini veteriner olarak tanıtıyordu. Köpek sahiplendireceğini söyleyerek onlarca kişiyi dolandırdı. Çekmeköy'de yaşayan genç bir kadın onun oyununu böyle bozdu. Genç kız sözde veterinere parayı yatırdıktan sonra köpeğini beklemeye başladı. Onunla sürekli temas halindeydi ancak iletişim bir anda kesildi. Dolandırıldığını anlayan genç kız savcılığa giderek sahte veteriner hakkında şikayetçi oldu. Sahte veteriner, sahte doktor, sahte avukat. Yani benim bile başıma geldi, ben de suç duyurusu yaptım bununla ilgili. Benim ismimi kullanarak bazı hesaplar açarak para toplanmaya çalışmış falan. Aldığı para 500 liraydı. Böylece birçok kişiyi dolandırmıştı. Meblağ küçük olduğu için fazla şikayetçi de yoktu. Bu kez o dolandırıcı hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Duyguların ve bilişim yollarının kullanması halinde de dolandırıcılığın nitelikte hali söz konusu oluyor. Üst sınırı 10 sene gibi olan bir cezadan bahsedebiliriz. Hayvanlarla ilgili bağış kampanyası düzenleyerek para toplamak aslında yasal izne tabi. Yani öyle gelişi güzel para toplanamaz. Ayrıca yardım yapmak isterken siz de büyük bir riske girebilirsiniz. İnsanların bundan sonra yardımlarını, bağışlarını yaparken devlet tarafından bağış toplama izni olan, devlet tarafından denetlenen dernek ve vakıflara bağışlar yapmasının daha yerinde olacağını düşünüyoruz. Para toplayanlara vermiyorum açıkçası, pek güvenmiyorum. Bilinen kurumlara yardım ediyoruz. Ben de güvenmiyorum tabii ki.